Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Uçaktan da anlayacağınız üzere artık transferleri konuşma vakti geldi. Bakınız, 15 Ekim 2022 itibariyle transfer duyumlarına başladık. Ama hocam işte Dünya Kupası arası var, yaklaşık 1 ay, 1,5 ay civarında. Orada da transfer olacak mı arkadaşlar? 15 Ekim itibariyle transfer duyumlarına başladık. Artık üyelere direkt, abone arkadaşlara videoların içerisinde kısım kısım verilecek şekilde duyumları veriyoruz. Bilginiz olsun. Ve gazetelerdeki haberlerle başlayalım. Bakın, işleyişimiz şu şekilde: gazetelerdeki ya da sosyal medyadaki duyumları konuşup benim duyumum varsa onu ekliyoruz, ya da olay yanlışsa onu belirtiyoruz, olay doğruysa da doğrulama yapıyoruz arkadaşlar, bilgimiz yoksa da bilgimiz yok şeklinde. Ve merak etmeyin, geçtiğimiz senelerde moda mod bütün haberi baştan sona okuyordum, sonra duyum veriyordum. Artık yeni sistemde haberin önemli yerlerini okuyorum, yani özet, sonra duyum kısmını veriyorum ve duyumu da çeşitli materyallerle destekliyorum. Şimdi Fenerbahçe'den flaş bir transfer gelişmesi. Son dakika transfer haberi. Diego Rossi. Biliyorsunuz Uruguaylı süperstarımız Diego Rossi'ye dair önemli gelişmeler yaşanmış. Sosyal medya öyle diyor. Ve iddialara göre Rossi Fenerbahçe'den ayrılmak istiyormuş. Brezilya temsilcisi Flamengo da olayı yakından takip ediyormuş. Hatta Flamengo Rossi'yi tekrar almak istiyormuş. Fenerbahçe 5,5 milyon euroya transfer etti etmesine. Ama Flamengo daha önce de istediği futbolcu için yeniden temaslara başlamış. Ya. Ve ilginç bir şey, görüşmeler başlamış. Bakın, Rossi ile görüşmeler başlamış arkadaşlar. Yıldız futbolcuyla görüşmeler geçen hafta yeniden başlamış. Bakın çok ilginç, çok net konuşuyor ifade. Ve Türk futbolunda kendini yeterli görmüyormuş. Kulüpten ayrılmak istiyormuş. Burada bir tezatlık var. Türk futbolunda değil, Türk futbolunu kendine uygun görmüyordur. Flamengo'da yani rekabetçi bir takım oluşturmak istiyormuş. Rossi'yi ikna etmek istiyormuş. Mesela Fenerbahçe takım rotasyonu konusunda fazlasıyla ele alıyor. Başka bir de işte Rossi 11'de sürekli yer alamıyor. Ve bir iddia, Jesus'ta tonlarını yükselttiler şeklinde. Evet evet, yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani Uruguaylı futbolcu kısa süre önce Jesus'la karşılıklı olarak ses tonlarını yükseltmiş. Ve Jesus Beşiktaş'a karşı derbinin bitmesine bir dakika kala Rossi'yi sahaya sürmüş. O da intikamını almış. Şimdi bu habere inanan arkadaşlara köprü satacağım, o ayrı mesele, ama sen Jesus'a sesini yükselteceksin. O da sana ceza olarak maçın bitimine bir dakika kala oynatacak. Sana formayı koklatır. Koklatır. Yok, koklatmaz bile. Onu söyleyeyim. Öfkeyle soyunma odasına gitmiş. Maç bitiminde Rossi topa dokunmamış. Maç bitene kadar Rossi topa dokunmamış. Gözde görülür bir öfkeyle oyundan ayrılmış. O maçtan beri Rossi Jesus arasındaki ilişki gergin bir noktaya gitmiş. Ardından UEFA Avrupa Ligi, Kıbrıs'ta Larnaka, Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş. Rossi Kıbrıs takımına karşı 90 dakika sahada yer almış, ancak beklentilerin altında performans sergilemiş. Yani Jesus'a kızmış ama Jesus 90 dakika oynatmış sonra. Herhalde özür de dilemiştir, çiçek falan da almıştır. Flamengo yöneticileri düğmeye basmış. Transferi milli arkadaşları bitirecekmiş. Flamengo'da oynayan Uruguaylı futbolcular Georgian de Arasqueta ve Varela isimli oyuncular Rossi'yi gelecek Ocak ayında Türk takımından ayrılmaya ikna edebilirlermiş. Ve Rossi'yi 2023'te kadrosuna katabilirlermiş. Milli takım sorunu diyor. Rossi ayrıca Uruguay milli takımına çağrılma konusunda da endişe duyuyormuş. İşte İran ve Kanada'ya karşı hazırlık maçlarına çağrılmasına rağmen Dünya Kupası'nda yer alacak kadroda olup olmayacağı bilinmiyormuş. Arkadaşlar, bu haber külliyen yalan, bu bir. İkincisi, Rossi'yi isteyen varsa 9 artı milyon euro teklifle masaya oturur, biz de düşünürüz, bu iki. Üçüncüsü, yani az sonra konuşacağım gerçi de, versinler Gabriel Barbosa'yı, alsınlar Rossi'yi, biz okeyiz bugünden. Bize forvet lazım.
Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest sözleşme fesih teklifini geri çevirdi diyor. Şimdi ikinci bir yalan haber de burada. Şimdi UEFA'nın veyahut da daha doğrusu TFF'nin haliyle UEFA'nın listesine dahil edilemeyen Mauricio Lemos Fenerbahçe'ye rest çekmiş. 26 yaşındaki stoper yönetimin teklifini geri çevirmiş. Bakın şimdi Fenerbahçe sözleşmeni karşılıklı feshedelim demiş. O da geri çevirmiş. İyi bir teklif gelmesi halinde Ocak'ta gidebilecek. Bu süreye kadar parasını almaya devam edecek falan filan diyor arkadaşlar. Şimdi bazı futbolcuların sözleşmesinde şöyle bir ibare yer alır. Yani nihai kadroda yer alacak da ya da ne bileyim lisansı çıkacak da şöyle olacak böyle olacak diye. Anlatabiliyor muyum? Yoksa para alamaz diye. Bazı futbolcularda böyle bir durum var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ya bilginiz olsun diye söylüyorum. Ve Lemos 1.6 milyon euroya transfer edildi. Fenerbahçe bu sezon yıllıkta 850 bin euro kazanıyormuş. Bak şimdi gitmeyecek oldu ya 850 bin euro. Gidecek denildiği anda 400 bin euroya düşecek o yıllık ücret. Şimdi Attila Szalai, Luan Perez varken haliyle siz de biliyorsunuz ki Lemos'un bu tandeme girmesi imkansız. Bir de Gustavo Henrique transfer edilmişken iki kere imkansız. Yani ben şuna şaşırıyorum bak. Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sao Paulo ve Berşot kulüplerinde oynamış. Yani İtalya'da oynamış, Rusya'da oynamış. Bence Rusya'dan isteyen takımlar olabilir. Subliminal duyumumuzu da verdik. Devre arasında görüşürüz. Ama bu haber gerçeği yansıtmıyor. Bilginiz olsun. Brezilya'da olay iddia. Fenerbahçe 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Ney? Brezilya. 15 milyon euro. Lan biz 15 milyon euro falan veremeyiz. Hangi habermiş bu? Brezilya basınından Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia geldi. Gerçekten çarpıcı yani ben çarpıldım şu anda. Fenerbahçe'nin Flamengo'da forma giyen Gabigol için dev bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Külliyen yalan. Yalan 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 külliyen yalan. Ya hocam bir okusaydın belki hani ek bir madde vardır hani sözleşmesinin %70'idir. Külliyen yalan. Yalan. Bu haber yalan. Gerçek değil bu haber. Hocam birazcık okusana ya. Takımda işler yolunda giderken bir yandan da gözler Ocak ayına çevrildi. Brezilya basını konuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme taşıdı. Colunafo'da yer alan habere göre sarı lacivertler Barbosa ile ilgileniyormuş ve yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis teklif etmeye hazırlanıyormuş. Not, neyimizi satıp alacağız? Not, 15 milyon euroyu siz hiç yan yana gördünüz mü? Not, 15 milyon euroya kaç tane Peugeot 3008 eder haberiniz var mı sizin? Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Wolverhampton'ın da ilgisi olduğu belirtilmiş. Güncel piyasa değeri 24 milyon euro kulübüyle sözleşme 2024'te sona erecek. Külliyen yalan dedi. Geçiniz dedi. Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor iddiası. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nur topu gibi bir Ben Arfa'mız oldu. Allah kabul etsin. Geliyor yarın Erenz abi. Nur topu gibi bir Hatem Ben Arfa'mız oldu. Tebrik ederiz. Galatasaraylılar bilir. Rui Costa yıllarca her transfer döneminde Galatasaray'a geldi. Beşiktaşlılar bilir. Ronaldinho aralıksız olarak her transfer döneminde Beşiktaş'a geldi. Fenerbahçeliler bilir Ben Arfa hala bugün bile gelmeyi sürdürür. Anderson Talisca. Gözümüz aydın. Nur topu gibi bir şeyimiz oldu. Nur topu gibi bir transfer duyumuz. Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca. Şey gibi oldum lan Show TV'nin muhabiri gibi oldum. İşte tam da bu noktada bıçağı sapladığı kişi tarafından tövbe estağfurullah. Değişik değişik bir haber oldu ya. Yan komşusu rezil etti, o da onu mahkemeye verdi. Detaylar birazdan ana haberde.
Neyse, Talisca devre arasında sürpriz bir şekilde Süper Lig ekibine dönmeye hazırlanıyormuş. Dönmeye hazırlanıyorsa Beşiktaş'tır. Hocam Beşiktaş dönek mi ki? Ha yok, ondan değil. Dönmeye hazırlanıyorsa gittiği takımadır. Yani o bakımdan. Ha. Biz de Beşiktaş'ın küçüklüğü halis midir diyeceğiz ya, saçmalama. Suudi Arabistan'da Al Nassr'da forma giyiyor. Bir dönem biliyorsunuz Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giydi ve aralıksız olarak her transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gelmeyi sürdürdü. İlk o dönem kiraladıydı Beşiktaş. Beşiktaş Talisca'dan hiçbir şey alamadı. Kafası ne? Ha, Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de ön plana çıktı. 80 maçta forma giydi. 37 gol, 14 asist. Yeni adresi belli oluyormuş. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyiyor. Gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimali güçlüymüş arkadaşlar. Bakın ne kadar net duyumlar, değil mi? Yani şöyle kap map vermem lazım benim. Dur, ekrana böyle son dakika uçak muçak falan bir şeyler vermem lazım ya. Gerçekten bak. Bir, ya da şöyle bu şekilde bir görsel vereyim, bitireyim mi? Onu mu yapmam lazım acaba? Ne bileyim, abone ol falan filan diye. Çünkü çok önemli yani. Ya arkadaşlar, Türkiye yolcusuymuş da falanmış da filandır Allah aşkına. İlk 7 7 lig maçında 5 kez oynamış, 4 gol atmış. Son oynanan 4-1 biten maçta 90 dakika sahada kalmış, 1 gol daha atmış. Allah aşkına, beyinlik çalışan herkes için soruyorum. Kaça verirler? Yine beyni çalışan herkes için ikinci kere soruyorum. Siz olsanız verir misiniz? Yine beyni çalışan herkes için üçüncü kez soruyorum. Ya yetmedi mi? Ya ben bıktım. Vallahi bıktım ya. Yeter ya. Dakika başı Talisca geliyor. Dakika başı Talisca geliyor. Gerçi yani bizim ülkemizde şeyler enteresan. Mesela bazı futbolcunun tweet'i atılır. O tweet silinir. Yöneticiyle olan fotoğrafı koyarlar. Niye? Başka bir niyet vardır. Başka bir amaç vardır. Mesela bir duyumcu, ben çok eminim, çıktı dedi ki Buruma Fenerbahçe'nin 4. 5. tercihiydi dedi. Doğru söyledi. Evet, 4. 5. tercihimizdi. %100 doğru söyledi. Ama sonra Buruma transferinin olacağı gün yöneticilerden birisi ona söyledi. O da gitti paylaşımda bulundu. Sonra da ben böyle bir şey demedim deyip yani o YouTube'da konuştuğu o kısmı da kestirdiği için insanlar demedi zannediyor ama herkes ilk o bildi, sadece o bildi zannediyor. Açın bakın bakalım. Yine bizim ülkede duyumcular bazılarıyla çalışırlar. Mesela Kea'nın belinde kayma var denildi. Gitti Milan'da, sezonun oyuncusu oldu. Değil mi? Maxi Gomez Jorge Jesus'la FaceTime yaptı denildi. Lugano'da görüşmeye dahil oldu denildi. Ya bakın arkadaşlar, bunları söyleyen kişiye bakın ha. Bu arada Lemi Çelik'in mükemmel bir tespiti var ya. Şimdi mi söylesek? Diyor ki, Jesus'u kutluyorum diyor. İyi ki Maxi Gomez'i Fenerbahçe'ye aldırmadı. Trabzonspor her maç sahaya bir kişi eksik çıkıyor. Abdullah hocam lütfen artık bu adamdan vazgeç diyor. Ben dedim ya, Beşiktaş'a karşı kornerden bir tane gol at diye, tamam. Yere göğe sığdırılmaz. Ama çöp. Harbi söylüyorum, çöp. Ya Jesus'un aldırmadığı isimlere bakın. Seferovic'ine bakın, Icardi'sine bakın, Weghorst'una bakın, buna bakın. Birçok isim var. Birçok isim var, bakın. Tırt. Sonra diyorlar ki komisyoncu Jesus. Komisyoncu da dediler. Hiçbiri şunu demedi. Adam anlıyor abi. Bu işten adam anlıyor demediler. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ah ah. Yine Tayyip Talha uçağı kaçırmasa Fenerbahçe'ye geliyordu diyenler oldu. Daha niceler niceler arkadaşlar. Bakın. Ya da Ersun Yanal istifa ettiği zaman şey denildi. İşte istifa için şu kadar şerefli bir müessesedir falan filan. İstifa için şu kadar para falan filan diye. Biz nelere şahit olduk. Her duyumcuyu takip etmeyin transfer döneminde. İnanın biz size yeteriz. Bu kanaldaki duyumlar size yeter. Ha diyeceksiniz ki senin her duyumun doğru mu? Asla. O zaman niye bize yeteriz diyorsun? En azından niyetimin dürüst olduğunu, yani niyetimin doğru olduğunu bilirsiniz arkadaşlar. Üyeliği tavsiye ederim. Ayda sadece 10 TL. Ve üye olduktan sonra gördükleriniz karşısında bir daha üyeliği bırakmazsınız diye düşünüyorum. Bu bir
üye olacak durumunuz yoksa, hani 10 lira verecek durumunuz yoksa ya da kart durumu vesaire yoksa vesaire, yani banka kartlarını da kabul ediyor YouTube artık, bilginiz olsun arkadaşlar. Hesabınızda para olması şartında Paparayı, işte İninal kartı falan hepsini kabul ediyor, sıkıntı yok. Yani bunu yapamayacağınız durumlarda da videoları izleyip takip etmenizi öneririm. Şimdiden transfer dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere dostlar. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zili aktif etmeyi unutmayın. Çünkü Allah'tan bir mani gelmediği müddetçe kanalımızda her gün en az 2 tane video oluyor. Kaçırmayın derim. Görüşmek üzere.